Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere Murat 131 modumuz var. Plakamız Türkiye plaka. Gördüğünüz gibi. Farlarımız, sis farlarımız, tamponumuzun çıkıntısı. Kenardaki sinyalimiz şu şekilde, yakayım hatta. BBS jantlarımız var. Gördüğünüz gibi. 1600 motor 5 vites yazıyor zaten. Murat 131 diye yazıyor. Kötü bir söz gibi düştük dillere demiş. Güzel de bir araç arkası yazımız var. Gördüğünüz gibi arkada güneşliğimiz var. Tavanda sunroofumuz var. Ön tarafta da bir isim yazıyor. Büyük ihtimal modu yapan arkadaşın ismidir diye tahmin ediyorum. Buradan modu yapan arkadaşın da eline koluna sağlık. Ona da teşekkür edelim. Şimdi ne yapalım? Murat 131'imizle bir ana yolda hız denemesi yapalım. Bakalım kaç kilometre hıza çıkabiliyor. En fazla kaçta gidebiliyor? Buradan parkları yakayım bir. Aracımızı çalıştıralım. Vitesimizi atalım. Çıkalım. Dur kardeş, bir yola çıkacağız daha ya. Ön gördüğünüz gibi basık. Abartı egzoz var. Çift çıkışlı. Ön basık. Arka lastikler geniş. Arkada havada. Bunu ben ayarlamadım arkadaşlar. Aracın kendi şu an gelen modu bu şekilde. Tam neredeyiz şu an? Berlin'deyiz. Buradan otoban üzerinden basabiliriz. Burada aslında İstanbul, Yalova, Edirne tarafında da olmak vardı ama bir dahaki sefere de o taraftan bir yol haritası çizeriz. Buradan Berlin'den ana yol üzerinden giderim. Şöyle bir ağır gideyim. Aracı bir göstereyim sizlere de. Araç bayağı güzel. Gri modu var. Bir de kırmızı modu var. Ben griyi beğendim açıkçası. Önemli içinden devam edelim. Xenon'da farları var gördüğünüz gibi. Şuradan bir kalkış yapalım bakalım. Ne kadar hızlı gidebileceğiz bir görelim. Araç kayıyor. Büyük ihtimal modifiye edildikten sonra kaymaya başladı. Şu an 116-117 km hızla gidiyor zaten. Gördüğünüz üzere. Makas atabilir miyiz? Bunu da bilmiyorum. Şimdi gaza az bir şey daha dip gaz yaptığım zaman direksiyonu sallıyor. Büyük ihtimal arka atıyor. Ses nasıl geliyor şu an? Motor sesi bilmiyorum ama bana çok güzel geliyor. Egzoz sesini de ayarladım ben. Benim kendi sesimi de bastırmasın diye bir ayar yaptım. Şu an 120-130'da gidiyoruz. Bakalım kaç kilometreye kadar çıkacağız. Gördüğünüz gibi Müslüm Baba'nın da resmi önümüzde. CD çalar mı var ya? CD çalar var hatta. Kaset çalar yok. Müslüm Baba'nın resmi de kaset gibi duruyor ha. Mecbur makas atacağız. Buradaki araçlar bizim kadar hızlı gidemez şu anda. 150-160 dedi. Direksiyonu çift el tutuyorum çünkü direksiyon ciddi anlamda sarsılıyor. Kayma var arabada. Gaza dokundukça araba kayıyor ya. Arka lastiklerin geniş olmasından mı acaba? Tam anlayamadım ama şu an 160 dedik. Abi sen helikopter götürüyor. O arkadaş frene basıyor.
kazaya mahal vermeden buradan bir düzlüğe çıkalım, tekrardan yapıştıralım. Bakalım ne kadar hızlı gidebileceğiz. Burada kaza olmuş. Şuna bir makas atmam lazım. Hadi bakalım. Dip gaz yaptım şu an. Bırakırsam tutamıyorum, yani öyle söyleyeyim, hani dengeyi sağlayamıyorum. Direksiyonu o yüzden sıkı sıkı tutuyorum şu an. 180 dedik şu anda. 190 dedi. 196, 198, 201, 203, 203, 205'i gördük en son. Aşırı sarsılıyor. O yüzden çift el direksiyonu zapt etmeye çalışıyorum. Vurursak var ya, estirimiz çıkar. Tünele gireceğiz. Kazamızı yaptık. Şöyle bir bakalım. Biraz hızlı. Sıfır kamerası ama. F9'da. Pardon, şuraya F9'la ışınlayalım aracımızı. Buradan F5'i kapatalım. Önümüzdeki araçtan dolayı oldu ya. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ama en fazla 200-205'e kadar çıktık. Araç arıza verdi tabi. Motor arızası verdi şu an. Dörtlerimizi yakıp şöyle emniyet şeridine doğru çekelim aracımızı. Arkaya da bakalım. Aracımız bayağı bir hasar aldı. Bayağı bir marştan sonra çalıştı ama. Ben diyeyim 10, siz diyeyim 15 tane marş bastı herhalde. AQ'yu da yedik bu arada. Şu an büyük ihtimal bu ağır hasardan kaynaklı çok fazla bir hız yapamaz. Biz yine de yolculuğumuza şu şekilde devam edelim. Dörtlerimizi kapatalım. Yine de 100 kilometre hızla gidiyor yani. 100-110 yaptı bak şu an. Demek ki aracın çok hasar alması modlar için ya da araba modları için çok bir etken değil. Ya biraz geç çalıştı ama ben çalışmaz diye umuyordum. Yine de çalıştı. Orada adam dengesiz duruş yapmasaydı ben onu takla attırmazdım. Neyse bakalım. Motor gitti.
Aracı boşa aldım vitesinde. Bakalım ne kadar gidecek. Güzel ama ya. Bu şekilde baktığım zaman. Bayağı da güzel ya. Yani. Zaten stop etmişti. Ben de vitesi boşa aldım. Bu şekilde az bir şey daha ilerleyelim. Şurada alalım ya. İlerlemeyelim. Burada çalışmıyor zaten. Aracımızı burada bırakalım. Aynen. Murat 131 ile yolculuğumuz burada bitiyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir hız denemesi yaptık. 200-205'i gördük en fazla. Direksiyon titriyor. Siz direksiyon titremesini izlediğiniz için belki anlayamıyorsunuz ama direksiyon çok fazla titriyor. Yani aracın yol tutuşu çok da iyi değil. Niye iyi değil? Çünkü motoru 1.6 güçlü. Kasa biraz hafif kaldığı için büyük ihtimal oyun olduğu için de biraz da güçlendirdiler tahminimce benim. Aracı yolda tutmakta bayağı bir zorlandım yani açıkçası. Ama yine de aracımız güzel. Aracı hoşuma gitti yani. Ara ara Murat 131'i de kullanırız inşallah. Buraya kadar izlediyseniz elinize kolunuza yüreğinize sağlık arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.